Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün sizin için gül ekme videosu hazırladım. Şimdi tam mevsimi güllerin. Evet, bu şekilde çiçek açmış, olgunlaşmış gülleri topluyoruz. Şu an tam mevsimi, Kasım ayındayız. Güller bu şekilde tohum keseleri çıkartıyor. Her gül çıkartmasa da bazı güllerin böyle tohum keseleri oluyor. Bunları şimdi bu mevsimde topluyoruz. Ve daha sonra bunları toprakla buluşturacağız. İstediğiniz her rengin gülleri bu şekilde toplayarak elde edebilirsiniz. Mesela bu şimdi benim topladığım sarmaşık gülü, kırmızı sarmaşık gülü. Diğeri turuncu açan normal güldü. Bu şekilde bunları toplayıp hemen toprakla buluşturacağız. Biz daha önce videomuz vardı. Tohumdan gül yetiştirme videomuz. Onu seraya ekmiştik. Ondan çok güzel sonuç almıştık. Ben bunu böyle bir video hazırladım. Nasıl topladığımızı ve nasıl ektiğimizi. Evet. Şimdi bu gülleri topladık. Ben bir sürü karışık gül topladım, tohum topladım. Bu şekilde meyve bıçağıyla ortalarını açtım ve içinden böyle tohumlar çıktı. Ben bu tohumları size göstermek amaçlı saksıya ekmek istiyorum. Çünkü herkesin serası olmayabilir, saksıda yetiştirmek isteyebilir. Ben de bunu önceden hazırladım, toprağa ekiyorum. Siz de bunu evde ekmek isterseniz böyle ekip üstünü sulayarak isterseniz üzerine naylon da kapatabilirsiniz. Çünkü bu sert bir tohum ve geç çimlenecektir. Yani hemen çimlenmedi diye umutsuzluğa kapılmayın. Gül tohumu biraz geç filizlenir. Kasım ayında ektiğimiz geçen sene Kasım ayında ektiğimiz güllerimiz Nisan ayındaki hallerini diğer videomuzda görebilirsiniz. Biraz altta kalmış olabilir. Sayfamızda mevcut. Evet, bu şekilde güller ekimi, toplanması ve bu halde yani biraz kızardığında, hatta bazıları daha da yumuşak olanları var. Bunlar mesela yumuşak. Yani gül tohumu çürük olmadığı müddetçe çimlenmesi oldukça yüksek. Evet, gül tohumu çimlenme hakkında vereceğim bilgiler bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.